Herkese merhaba. Bu videoda uzun zamandır ihmal ettiğimiz ferezet tezgahımız için bir tane takım tutucu yapımını göstereceğim. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velospitet'in bir tane Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabını takip ederseniz, ayrıca bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de iletişim bilgilerimi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Merak edenler girip oradan bakabilirler. Bu projemizde freze tezgahımız için, özellikle dikey freze tezgahlarında geniş ve düz satırları frezelemek için kullanılan bir takım tutucu bu. Nispeten basit bir yapısı var. Metal bir ara parça üzerine kare bir torna katerinin ve elmasın bağlanmasından ibaret. Ancak birazdan izleyeceksiniz, aldığınız sonuç gerçekten muhteşem oluyor. Ben projeyi hayata geçirirken standart imalat çeliği kullandım. Düzgünce tornaladım. Ardından freze tezgahında kanalları açtım. Zaten videonun içerisinde de gerekli kısımlarda gerekli açıklamaları yapıyorum ben. Bu ara parça yaparken dikkat etmeniz gereken tek unsur düzgün açı verebilmek. Açıyı doğru verebildikten sonra, yani kullanacağınız elmasa göre uygun açıyı verdikten sonra sorunsuz şekilde freze tezgahında kullanabilirsiniz. İleride bunun İş çap kateriyle yapılan bir versiyonu var. Onu da hayata geçireceğim. Parçanın imalat süreci de bittikten sonra düzgünce ısıtarak meneviş yaptım ki pastan ve korozyondan etkilenmesin. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Gelin dilerseniz projeye geçelim. Zaten videonun sonunda tekrar birlikte olacağız.
tarama kafasının ana formunu verdim. Buradaki mengeneyi 10 derece, yaklaşık 10 derece açıyla bağladıktan sonra üzerinde frezelemeye başlayacağım. Ben bu tarama kafasında DCMT 07 elmas kullanacağım için 8 ila 15 derece arasında bir açı vermek yeterli oluyor. Çok geniş bir aralık bu. Ben 10-12,5 derece açı vereceğim. İlk başta bütün yüzey bu açıya göre düzeltilecek. Ardından katerin gireceği aralık yapılacak. Onun yanında başka bir düz satı açacağız. Orası da kateri tarama kafasına vidalamak için imbus çivatalarının kafalarının geleceği yer olacak. Şimdi ben kabaca bağladım. Düzgünce ölçelim. Ardından frezelemeye başlayalım bunu. Şimdi ben burada merkezi işaretledim. Buraya küçük bir parmak freze taktım. Yavaş yavaş ilk başta ortadan 10 mm'ye kadar dalacağım malzemenin içerisine. Gördüğünüz gibi ekseni eğik artık bunun. 10 mm'ye kadar dalacağım. Güzelce temizleyeceğim için toplamda 10 mm'ye kadar bir genişlik olacak ki bu kater o yarığın içine girsin. İlk başta merkezdeki aralığı açmaya başlıyorum. Şimdi burada toplamda 10 mm malzemenin içine daldım. Artık bu kater genişliğinde bu yarığı genişletmem gerekiyor. 3 milim bu tarafa, 3 milim de bu tarafa tıraşladığım zaman toplamda 11 mm bu kanal açılmış olacak. Yavaş yavaş şimdi genişletmeye başlayalım. İlk başta 3 mm'yi buradan vereceğim.
Thank you.
Ben yapayım o zaman. Parmağını şöyle yap, uzaktan yani böyle yap, tamam mı? Ben tırnağımı yapacağım. Tamam, sen yap. Artık bu tip tarama kafalarının nasıl yapıldığını siz de biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi esasında çok basit bir proje. Dikkat etmeniz gereken birkaç ufak tefek detay var. Ardından müthiş bir takım tutucuya sahip oluyorsunuz. Bu proje için söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Aklınıza takılan bir konu olursa yorumlardan sorarsanız ben de dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım. Dediğim gibi kanalımın katıl butonuna tıklayarak bütçeniz doğrultusunda bana destek de olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.